Taşıma, kopyalama ve biçimli yapıştırma. İlk olarak kopyalama ve yapıştırma dosyamı açıyorum. Sizinkinden farklı olarak buraya bir otomatik toplam koydum. Şimdi tüm verilerimi seçtim A1'den D4'e kadar. Tüm verileri seçmek için Ctrl A diyebilirsiniz. Ctrl A dedikten sonra sayfada gözüken tüm veriler seçilecektir. Bu basit yolu. Manuel seçmek istiyorsanız yine A1 hücresine tıklayın. Sol tuşa basılı tutun. Ve seçmek istediğiniz kesimi alın. Şimdi bir kes yapıştır işlemi yapacağız. Önce kese tıklıyorum. Ardından A8 hücresini seçiyorum ve yapıştır diyorum. Bu şekilde kes yapabiliriz. Yere alıyorum Ctrl Z ile. Böyle tekrar göstereyim. Kısa yolu Ctrl X. Ctrl X dedim. Ardından Ctrl V diyorum ve yapıştırıyorum. Tekrar Ctrl Z ile geri aldım. Şimdi kopyalama yapalım. Hepsini seçtim. Tüm verilerimi seçtim. Toplam hariç. Ardından kopyala diyorum. Ve A8 hücresini seçiyorum. Ve Ctrl V diyorum. Bu şekilde kopyalayabiliriz. Ctrl Z ile geri aldım yine. Yine tamamını seçtim. Ctrl C dedim. Kısa yolunu gösteriyorum. Ardından Ctrl V diyorum. Artık verilerimiz kopyalanıp yapıştırılacaktır. Şimdi resim olarak kopyalamayı göstereyim. Önce tüm verilerimi seçiyorum. Ardından kopyalanın kopyala listesinin altında resim olarak kopyala var. Buraya tıkladım. Ekranda göründüğü gibi mi? Göründüğü gibi olsun. Resim mi olsun biçimi? Evet, resim olsun. Tamam diyorum. Boş bir hücre seçiyorum. Yine A8'i seçtim ve yapıştır diyorum. Artık verilerim resim olarak kopyalandı ve yapıştırıldı. Gördüğünüz gibi istediğim gibi oynatabiliyorum. İçindeki verileri değiştiremem çünkü artık bu bir resim. Bunu kapatıyorum. Tekrar sildim. Delete ile sildim. Şimdi tüm verilerimi seçeyim. Bu sefer toplamı da seçiyorum. Biçimli yapıştırmayı göreceğiz. Ctrl C dedim ve Ctrl V diyorum. Eğer fark ettiyseniz hemen altında bir yapıştırma seçenekleri adlı bir simge belirecektir. Bunu açtığım zaman birden çok komut var. Nasıl yapıştırmam gerektiğini soruyor. Ben sadece değerleri yapıştırsın diyorum. Değerleri yapıştırdım. Ve artık biçimler gitti ve sadece değerler geldi. Fark ettiyseniz burada topla formülü vardı. Fakat bizim yapıştırdığımız yeni veride sadece değer gözükecektir. Formül gözükmeyecektir. Bunları sildim. Şimdi tekrar Ctrl C diyorum ve Ctrl V diyorum. Ve yine seçiyorum. Bu sefer formülleri seçiyorum. Formüller gelsin mi diyor. Gelsin dedim. Ve yine biçimler gidecek. Değerler gözükecektir. Fakat burada farklı olan formüller de gelecektir. Gördüğünüz gibi. Formülleri de yapıştıracaktır. Şimdi son bir kez seçiyorum. Ctrl C dedim. Hatta şuraya yapıştırayım yine A8'e. Ctrl V diyorum. Ve ardından burada çok fazla seçenek var farkındayım. Sadece değerleri ve formülleri kullanıyoruz çoğu zaman. Diğerlerini kullanmıyoruz. Şimdi bir transpoz işlemi yapacağız. Sırayı değiştire tıklıyorum. Artık benim sütunlarım satır. Satırlarım da sütun oldu. Şöyle biraz daha genişleteyim. Hatta şöyle seçeyim. Biraz kenarlık vereyim tüm kenarlıklar. Hepsi ortalığı gözüksün. Evet, bu da farklı bir yapıştırma yöntemi. Sütunlarım satır oldu. Satırlarım da sütun oldu. Bu şekilde de bir yapıştırma yöntemi kullanabilirsiniz.